12 günlük bir kampımız oldu. İlk etabını burada bir 5 gün olarak yaptık. İkinci etabında da Antalya'da geçirdik. Verimli bir kamp oldu. Genelde kampı fiziksel ve kuvvetsel antrenman anlamında yoğun bir mesaide geçirdik. Hazırlık maçları oynadık. Performansımızı ikinci yarı daha zor bir ikinci yarı olacağı için bir tık daha yukarı çekmemiz gerekiyordu. O yüzden de iyi hazırlıklar yaptık. Oyuncularımız da gerçekten iyi çalıştılar, iyi hazırlandılar. Takımımız da ikinci yarının birincinde. Rehavete kapılmadan 8 puanlık bir avantajımız var. Çok önemli ve değerli bir avantaj. Ve bu avantajı bizim iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bu şekilde götürmemiz gerekiyor. O yüzden de iyi bir kamp dönemi geçirmek istedik. Kampta da gereken hassasiyeti ve gereken çalışma iş ahlakını çok iyi bir şekilde ortaya koyduk. Memnun oldum yani kamptan, memnun geçti kampımız. Yani normalde zaten takımımız belli bir emek harcadı yarıda çocuklar. Ciddi anlamda da bir puan farkı ortaya çıktı. Şimdi çok fazla bir transfer yapma durumumuz söz konusu olmazdı. İkinci yarıda da 10 maçlık bir periyot var. Uzun bir maraton değil. Tabii ki eksik görürsek şu süreçte de değerlendirme imkanımız olabilir ama şu an için tek transfer yaptık. İkinci yarı hazırlıklarımızı pazartesi günü itibariyle başladık. Kamp sonrası izinden sonra iyi bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. İşimizi ciddiye almaya devam ediyoruz. Her rakibimize saygımız var. Kimle oynarsak oynayalım. Oyuncularım her zaman söylediğim şu. Biz her zaman en iyi şekilde her maçı bir final maçı gibi düşünerek her maça da bir final havasında hazırlanmak zorundayız. Haftayı hafta başından hafta sonuna kadar maç öncesinde hak etmek zorundayız. O yüzden de Dersim Spor Karşılaşması'nın sınavını çok ciddi bir şekilde hazırlanarak geçiriyoruz. İnşallah pazar günü taraftarımızın önünde, coşkulu bir taraftarın önünde, aynı son maç Bingöl maçında olduğu gibi o yoğun destekle beraber 12. adamın güzel bir galibiyette arvan edeceğimizi düşünüyorum şehrimize.